Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. İlginizi çekecek mi? Takken bile ilginç herhalde garip garip baktığına göre. Değişiklik olsun. Ha? Nostalji mi diyorlar? Bu Kazak Türklerin kullandığıymış. Şeyde dersimizin konusu da garip. Nedir o? Kusurunu bilmek. Kusurunu bilmek. Kusur bir kere tanımlaması ne? Noksanlık, eksiklik manasında olan bu kelimenin irşat edici derslerini külliyattan okumak kemala sebebiyet verir. Şöyle ki, ben buradan, Rüştü abinin yaptığı bu toplama 10 cilttir böyle, alfabetiktir. Külliyatta geçen kusurların, kusurunu bilmek geçen pasajların paragraflarını tercih etmiş. Hepsi değil. Herhalde bir iki ders yapacağız kusurunu bilmek. Ben bunu okudum, seçtim. Kah böyle paragrafın içinden alacağım, kah başından alacağım, sonundan alacağım. Hepsini okumam zaten mümkün değil. Ama yeri söyleyeyim mesela. Okuyacağım yer Sözler 41. Diyor ki, kusurunu görmekle alakalı bazı dersler. İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilahide abd kendi kusurunu ve ats ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbette secde etmektir. Anlamadık bunu. Yani rububiyetin saltanatı, yani Allah'lık icraatı, yani böyle de diyebilirsin rububiyetin saltanatı. Allah'ın kainatı idare etmesi. Allah'ın kainatı idare etmesi nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Ubudiyeti ve itaati bunun için istiyor. Çünkü kainat onundur. Sen de onunsun. Bütün sistemi senin emrine verdiği için, seni imtiyazlı kıldığı için, sana değer verdiği için, seni muhatap aldığı için, bütün varlığı senden çıkarttığı için, kainatın özü ve hulasası sen olduğundan, kainatı manalandıran sen olduğundan, sende ubudiyet ve itaat gerekiyor. Niye gerekiyor? Bir de okuyayım. Yani, rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaat ister, rububiyetin kutsiyeti, haklığı da ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve muberra ve ehli dalaletin efkar-ı batılasında münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muara olduğunu tesbih ile Subhanallah ile ilan etsin. Demek ki abd kendi kusurunu görürse İstiğfar ile Rabbini bütün ekaiste muberra ve ehli dalaletin efkar batılasına münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratına mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ve Subhanallah ile ilan etsin. Kusurunu gören de olur bu. Kusurunu gören böyle yapar, istiğfar yapar. Girme ona. Kendinin dışında abi sanki başkalarının şeylerini de istiğfar ediyorsun. Delalet, namı yapma şeyleri. Bak kendi kusurunu gör, istiğfar. İstiğfar ediyorsun. Neyse.
diyor anne. Asıl mahiyetin senin kusur, naks, fakr, acizden yorulmuştur. Bir daha. Asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yorulmuştur ki zulmet karalığın derecesini, zulmet karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi zıddiyet itibariyle sen onlarla Fatih-i Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynedarlık ediyorsun. Aynedarlık. Başka? Ve keza fela tuzekü enfusekum ayeti işaret ettiği gibi tezkiye-i nefs etmemek. Zira insan cibiliyeti ve fıtratı hesabıyla nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini metheder. Mabuda layık bir tenzih ile nefsini maayipten tenzih ve tebriye eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabudu hakikinin hamd ve tesbih için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek men ittehaza ilahahu hevahu sırrına mazar olur. Ne demek bu? Men ittehaza ilahahu hevahu. Kuşlar dinlemeye geldi bak. Allah Allah. Onun bakma. Onun için mi gülüyordunuz? Esvan Allah. Vallahi normal iki tane değil ya. Normal değil. İki tane midir? Bir tane. Bir tane. Orada oturmuş bana mı bakıyor? Böyle içeriye doğru bakıyordu değil mi? Esvan. Tamam. Men ittehaza ilahahu hevahu sırrına mazar olur. Ne demek? Kendi nefsini ilah edineni gördün mü? Kendi nefsini ilah edineni gördün mü? Nasıl ilah edinecek? Kusurunu görmeyen, görmek istemeyen istiğfar etmez. İstiğfar etmeyen istiaze etmez. Etmeyen şeytanın şerrinden kurtulamaz. Şeytanın varlığından haberdar olamaz. O zaman kendisine tapıyor. Kendi kusurunu görmeyen başkasınınkini görür. Evet. Çünkü kendine taptığı için kendi ilah olunca kendi merkezdir. Bak diyor ki men ittehaza ilahahu hevahu sırrına mazar olur. Kendini görür. Kendine güvenir. Kendini beğenir. Hala duruyor ya ayrı. Bak kendini görür. Meşgul olmayın neyse ben de olmayacağım. Kendini görür. Kendine güvenir. Kendini beğenir. Kusurunu görmemekten kaynaklanıyor. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. İşte şu mertebede, şu atvede tezkiyesi, tatiri, onu tezkiye etmemek, tebriğe etmemektir. Sözler 477'de. Ma asabeke min hasenati fe min Allah ve ma asabeke min seyyati fe min nefsik. Dersini verdiği gibi, nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucuba girer. Nefsin iktizası, biraz düz okumaya çalışıyorum ki çok yer var. Nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucuba girer. Bu atvede nefsinde yalnız kusuru bir ve naksı iki ve adsi 3, 4, fakrı görüp, kusur, naks, ats, fakr görüp, bütün mehasim ve kemalatını Fatih-i Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. Fahr yerine şükür, fahr yerine şükür, temeddüh yerine hamd etmektir. Temeddüh,
İki tane de var. Temeddü. Tefaül. Methedilmek istemek. Ben. O da tanım yapıyor. Nefsi böyle tanımlıyor. Tanımlıyor. Etrafını kazıyor. Ne olduğunu, kim olduğunu bu adamın. Bir de hamdi nerede kullandı? Şükrü nerede kullandı? Onu da görmemiz lazım. Dedi ki, çok acayip, bunu kaçırırsak kendini görür. Ha yok, oraya okuduk. Nereye gitti ya? Ha. Fahr yerine şükreder. Fahr yerine fahirlenmek. Temeddüh yerine hamd eder. Bak şimdi. Fahr kişiden kişiyedir. Üstünlük taslamak. Üstün olduğunu iddia etmek veya davranışlarında bulunmak. Yani öyle gözükmek. Bak kişiden kişiye. Bunu, buna karşı şükür etmek, şey yapmak lazım. Bunun yerine şükür etmek lazım. Şükür bunun karşısına koymuş. Karşıtı. Temeddü. Karşıya değil, methedilmek. Methedilmeyi çok sevmek. Kendi üzerine ceyran ediyor. Karşıya değil, kendi üzerine. Böyle yani insanların nazar dikkatini ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, ben sevileyim, beni alkışlasınlar. Hep temeddün sıfatına girer. Bunun yerine de hamd etmek lazım. Karşıtı da hamddır. Yani kendi üzerindeki nimetleri fark etmek hamdın kendisidir. Bütün mevcudatın sana hizmet etmesini de şükür iktiza eder. Şükür harici gösteriyor. Hamd ise batını gösteriyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani enfusi tefekkür. Yani hamd da sistemi tanımlamak, tanımak. Şükürse sana hizmet edenleri tanımak. Hamdın içine şükür de var. Otomatik olarak var çünkü açılımı olarak daha camidir. Ama bazen hamd yerine şükür kullanıyor ama o insanın nimetiyet noktasındaki ihtiyacını anlatırken söylüyor. Çok acayiptir yani bu Mehmet şeyi kazıyor dediğin gibi. Nefsi tanımlıyor. Tanımı yapıyor. Tanımı yapıyor yani. Daha önceki mahiyetini söyledi ilk önce. Evet. Sonra tanımını yapıyor. Sonra herhalde onu ne yapacak? Açacak. Açacak onu. Açıyor. Bak gidiyor Hatta diyor ki. Ma asabeke min hasenati femin Allah ve ma asabeke min seyyati femin nefsik. Diyor ki dersini verdiği gibi neymiş? Nefsi muktezası. Daha nasıl tanıyacak ki? Allah söylüyor bu ayette. Daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucube girer. Ameline güvenir. Yani fahr ameliyle insanlar üstünlük taslamak, ucub ise ameline güvendiriyor. Bunu yapan hep nefis gibi girer. Bu hatvede nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görmek lazım. Nefsinde kusur, naks, acz, fakr. Acz, fakr, noksan, kusurdu başka, evet. Torbasında bu dört tane koyacak. Acz, fakr, noksan, kusur. Bu hiçliğini bilmektir. Bütün mehasin ve kemalatını, bak bütün mehasin ve kemalatını Fatir-i Zülcelal tarafından. Fatır neydi? Üç tane sıfatını söylerseniz yetineceğim. Hiçten, nüminesiz, modelsiz, misalsiz, zamansız, mekansız, ilk ve son. Evet, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, mekansız. İlk ve son yapan Allah. Diyor ki, bütün measim ve kemalatını fatır. Neyi tanımlasıydı? Fatır.
bütün measim ve kemalatını Fatih-i Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş olduğunu anlayıp anlarsa, farh yerine şükür eder, anlarsa ama torbasında az, fark, noksan, kusuru anlarsa, farh yerine şükreder, yani karşı iki tarafın üstünlük taslamak, farh. Temeddüh yerine methedilme, karşıya değil, üzerine dönmek, firavunlaşmak yerine hamd eder. Yerine hamd etmektir. Şu mertebe tezkiyesi, قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا sırrıyla şudur ki, kemalini, kemalsizlikte, kudretini acizde, gınasını farklı bilmektir. Kemalini kemalsizlikte bilmek lazım. Kudretini acizlikte, çünkü Allah'ın kudretini acizlik aktif ediyor. Allah'ın gınasını, zenginliğini, fakirliğini hissetme nispetinde oluyor. Nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki dusturu neticelerinden nübüvvet ve felsefe ne getirmiş? Biraz acele ediyorum değil mi? Dikkat ederseniz. Şey yapmayayım diye. Çabuk olsun diye. Yani biraz çok var ya. Atlarız abi, yavaş yavaş gidelim. Peki biraz şey yapayım. Nübüvvetin felsefe var, bir de nübüvvet var. İnsanın dizgini tutan. Hey Yusuf. Nübüvvet de var, felsefe var. Nübüvvetin hayat-ı şahsiyesindeki düsturu neticelerinden tehallaku bi ahlakillah. Bi ahlakillah. Kaydesiyle ne demek biliyor musunuz? Nübüvvet bizi bu makama çıkarıyor. Ahlak-ı ilahiyle muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a mütezelzilane teveccüh edip az, fark, kusurumuzu bilip dergâhına abd olmaktır. Lugatın manasını verirsen tehallaku bi ahlakillah, ahlak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Ey, ne demek bu? Diyor ki ahlak-ı ilahiyle, Allah'ın ahlakı var. Sibgatullah, ha. Allah'ın ahlakı neymiş? Bak. Muttasıf olup Cenab-ı Hakk'ı mütezelzilane, yani hiçbir şey olmadığını, onun varlığıyla var olduğunu, onun ikramiyle nimetlendiğini, onun kayyumiyetiyle ayakta durduğunu mütezelzilane teveccüh edip kendinde aç, fakr, kusurunu bilip dergâhına abd olmaktır. Ahlak. Dusturu nerede? Allah Allah. Felsefenin teşebbühül bil vacib, insaniyetin gayet-i kemalidir kaidesiyle vacib-ül vücuda benzemeye çalışınız. Hot vuruşhane dusturu nerede? Böyle bir meşrep var mı biliyor musunuz? Şey, öğreti var mı? Yani insan terakki ede ede yaratıldığı, geldiği kaynakla aynı olur. Yani haşa, insan terakki ede ede ilahlaşır. Yok yok. Panteistler demiş. Panteistlerin şeyi. Yani insan esmadan geldiği için tasavvuf ede ede, temizlene ede 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 aslı olur. Hayır. Hiçbir zaman mahluk halik olamaz. Evet, nihayetsiz ad, fak, fakr, nihayetsiz ad, zaf, fakr, ihtiyaç ile yorulmuş olan mahiyet insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve mustani olan vacibül vücudun mahiyeti nerede? Sözler 541. Sözler 686'dan okuyorum, bu da çok güzel. Gecede zulmet nasıl nuru gösterir? Gecede bazen gece karanlık diyor. Niye zulmet diyor bazen? İnsanlar, ve ben de öyle biliyordum. İnsan demeyeyim de. Geceyi biz karanlık biliyoruz. Gece ne karanlıktır ne zulmettir. Gece nedir? Alem. Alemdir. Çok iyi ya. Bak, değer dersleri kullanın ya. Yani bir ders oluyor ama bir ders gibi gözüküyor.
Fatır'ı kullandık, şunu bunu kullandık, Hamd'i kullandık, Şükrü kullandık. Hamd daha çok enfüse bakar, Şükür ise harici bakar. Tamam, onu kullandık arasında, değil mi? Bak hoca biz dersi kullandık. Şimdi ne olur böyle şey yapalım, böyle yoğunlaşalım. Ustad fuzuli bir kelam etmez, kışır laf etmez. Gece karanlığında, karanlık demene gerek yok ki, gece dese ne oluyordu? Gece zulümatında, ya gece zaten zulümattır. Gece aydınlığında olur mu? Gece aydınlıkta var ayar. Arkadaşlar, gece karanlık değildir, zulmet de değildir. Gece bir alemdir. وَاَتَّشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ دُحَاهَا Gece alemdir, alem. Karanlık farklı bir şey. Karanlık geceyi doldurmuş. Ustad diyor bunu. Gece, karanlık gece istila ettiği zaman diyor. Eğer geceyi anlatırken akıl noktasında kullanırsa karanlık sıfatını kullanır gecenin. Eğer geceyi ruhsal, enfusi izahta kullanıyorsa zulmat kullanır, zulümat. Zulümat gördüğünüz yerde enfusidir. Karanlık gördüğünüz her yerde aklidir, dimağ. Yani vesvese kalbidir, vehim aklidir. Korku aklidir, haf kalbidir. Cüz ihtiyar aklidir, irade kalbidir. Di gibi yani, tamam mı? Kullanın yani. Diyor ki gece zulümatında durdu. Ha, geceyi şimdi iç alemimizdeki bazı yapı taşlarıyla izah edecek, tamam. Gece zulümat nasıl bunu gösterir? Öyle de insan zaaf ve atsiyle, fakr-ı ihtiyacıyla, naks ve kusuruyla bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok efsaf-ı ilahiye bu surette aynı darlık ediyor. İnsan enfusinde zaafını, atsini, fakr-ı hacatını, naks ve kusurunu görürse, ne kadar görürse, zafiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın kudretini, atsiyle Allah'ın kuvvetini, fakriyle Allah'ın gınasını, naksiyle Allah'ın rahmetini bildiriyor. Ve hakeza pek çok efsaf-ı ilahiye bu surette aynı darlık ediyor. Atlıyorum, buraları okumuş kabul ediyorum şu anları. Şurayı da okumuş kabul edelim. Şurayı okuyayım. Mektubat 64. Nefsime dedim. Şimdi bir şey anlatıyor. Arkadaşlar, kusur dersi kusurumuzu görmeye ait. İlk önce kusurun ne olduğunu, nereden kaynaklanıyor, ne işe yaradığını, işlevi ne olduğunu konuştuk. Şimdi eyleme dönüştürüyor. Buna hazır mıyız şimdi? Bak, eyleme dönüştürüyor. Bir sözler verseniz bana. Ver kalın bitkiler kitap. Çünkü böyle yansıma şey yapamıyorum. Şöyle yapayım. Nefsime dedim. Eğer onun tahkiri ortadan alıyorum, dikkat ederseniz. Çünkü uzundur. Mektubat 64. Oradan okursun. Zaten bilen biliyor. Şimdi kusurunu bilmenin, bilmemenin, bilmenin ve bilmemenin vahim neticelerinden bahsedecek. Eğer onun tahkiri, ustada tahkir ediyor. Beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Yine böyle yapacakmışız biz de. Öyle değil mi? Böyle ders veriyor. Eğer doğru söylemişse beni nefsimin terbiyesine sevk eder. Ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise o zat beni riyadan ve riyanın esası olan
şöhreti kazibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsim ile musallaha etmemişim. Musallaha? Barışma. Evet, barışmamış. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese, koynumda ve boynumda akrep olduğunu biri söylese veya gösterse, aha burada var dese, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir. Lan akrep, ne söylüyorsun lan? Ne akrep olduğunu söylüyorsun, der misin? Allah, hemen Allah razı olsun, sağ ol kardeş, demeyiz mi? Heh. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise, yani iki tane hukuk vardı. Gene kullanın. Şahsi hukuk, umum hukuk. Ya sana kar var. Beşeriyeti var. Yer, içer. Efendim, ne bileyim, ibadeti var. Bir şeysi var yani. Kendi özel hayat. Bir de üzerinde taşımış olduğu bir sıfat var yani. Dershanecilik var. Mesela şu anda. Herkeste üç tane şahsiyet yok mu? Bir, şahsi hukuk. İki, yani bir tanesi beşeriyet. İki, ubudiyet. Namazım, orucum, ondan sonra hizmetkarlığım, koşturmam, şudur budur. Bir de nedir? Üçüncüsü nedir? Beşeri şahsı. Hizmetkarlık. Nedir şu andaki makam? Dellalı Kur'an olan Hulusi abi demiş ki ders yaparken, ustadım ben de garip garip haller oluyor. Ustada diyor ki, dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için bu haller sende ariz oluyor. Hani zati bir şey değil, arizidir. Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına girdiğin için bunlar oluyor. Ha, şu anda ben tebliğ ediyorum veya ders yapıyorum, müzakere. Bu benim şahsiyetim değil. Yapabildiğim kadarıyla dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamıdır. Burada ne gözüküyorsa güzellikler ona aittir. Varsa bir kusurlar, benim beşeriyetime ait. Ama beşeriyetim ve ubudiyetim, iki tane şahsiyetim olmasa bu da olmaz. Yani buraya geçemezsin, okuyamazsın. Onun için adam seni tahkir ediyor, hakaret ediyor. Niye hakaret ediyor? Mesela kendimi uygulayayım. Hasan'a kara hücum ediyor. Beşeriyetine hücum ediyorsan, tamam. Ama onun beşeriyeti zatında, beşeriyeti üstünde taşımış olduğu sıfatları nazara almadan, kale almadan hücum edersen, onun taşımış olduğu sıfata hücum etmiş oluyorsun, haberin yok. Bak diyor ki, bir de okuyayım. Çünkü ben nefsimi terbiye etmemişim, benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğu biri söylese veya gösterse ondan darılmak değil, belki on memnun olmak lazım gelir. Eğer o adamın tahkiratı, karıştırmayın ha, sakın ha bak, şahsi hukuk, umumi hukuk buralardan çıkıyor. Eğer o adamın tahkiratı, dershanecisiniz, bunu bilmeniz lazım, ayırmak lazım. Şahsi hukuk, umumi hukuk ayırma, yoksa hizmet birbirine girer. Dersi bir kişinin hukukunu koruyayım, aman kırmayayım, dökmeyeyim diye komple cemaatin hukukuna tecavüz etmiş olursun. Eğer umumi hukukun tecavüzatını yapıyorsa, umumi hukukun gidişatına, uhuvvetine, tesanüdüne, dershaneciliğe, Risale-i Nur'a zarar veriyorsa, bu adamın şahsi hukuku koruyalım diye sakın onu koramayacaksın. Tak kapını dışarı atacaksın. Umumi hukuk adına. Fedakarlık yapamazsın, onu affedemezsin, göz yumamazsın. Mütekeli mal gayrı oluyor, zulümdür senin yaptığın. Şahsi hukuku koruyayım diye umumi hukuku peşkeş çekemezsin. Bak burada da ayırıyor. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma aitse. Hangi hukuk? Umumi hukuk. Bana ait değil. O adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyor. Bedduası bu kadar. O azizdir, hakimdir.
Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nevinden ise o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir oldum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini, tahkir etmek sahibine aittir. O müdafaa eder, madem hakikat budur, kalbim istirahat etti. Ve ufevidu emri illallah, innallahi basirun bil ibad. Ve ufevidu emri illallah, innallahi basirun bil ibad. Dedim. O vakayı olmamış gibi saydım. Unuttum. Fakat maalesef sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş. Allah Allah. Devam ediyorum. Ayetleri de büyük yasalardı ya. 266 mektubattan okuyorum. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kim ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder, bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Benim şeyimi getirir misin sana zahmet? Mektubatımı. Burada da şeyler gelecek. Mektubatımı, ondan sonra lemaları da getir. Kastamonu, ya tamam yeter. Mektubat, lemalar. Bir de okuyorum. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kim ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Şimdi burada da bir tahlil var. Yukarıda tahlili anladık değil mi? Bak, kusurunu görmemek nereden kaynaklanıyor? Bir şahsi hukuk, umumi hukuku bilememekten kaynaklanıyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Bu dersi her yerde duyarsınız. Bak, her yerde duyarsınız ama tahlil zordur. Her yerde balık alırsınız. Ama balık tutmayı öğrenmek lazım. Kusurunu görebilmenin birinci yöntemi şahsı ve umumi hukuku ayırt etmektir. 2. 64'ten okudum mektubu. Şimdi 266'dan okuyacağım. Burası yazıları farklı da buradan okuyacağım. İkinci tahlil kusurunu görmemek, kusuru içini tanımlayamamak. Kusur ne olduğunu tanımlayamamak. Onu anlatıyor şimdi, anlatacak. Ona ben önceden söylüyorum, sen şey yap. Acaba diye. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kim ve adavetle mukabele etmeye hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Bak, kusuru görmemenin tahlili var burada. Bir, mümin kardeşine sana gelen fenalığı bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Kusurunu görmemenin bir tane sebebi budur. Kusuru hep onda görmek. Yani kusur yapsa bile o kusurun yapmasına ben sebebiyet vermedim mi? Durup dururken yapmadı ki. İki, tahlile bakın. Laboratuvara götürdük kanı. Bu adamın kanında ne var? Hangi mikrop var? Bir, ortada var olan bir kusuru bütün karşıya verme. İki, kaderin onda bir hissesi var. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp
o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Diyeceksin ki bu ortada var olan bir kusurun birincisi bütün o değil. İki, kaderin bir hissesi var. Üç, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Üç tane oldu mu? Demek ki ortada bir kusur var, hep onun değildir. O adam aktif oldu, tahrik oldu, harici veya dahil yani benden. İki, kaderin hissesi var. Üç, nefis ve şeytanın demin dedi. Nefis ve şeytanın hissesi var. Dört, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Bir hisse de ona ver. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı, sen en selametli, en çabuk hasmını mağlup edecek af ve safha ile uluv-u cenablıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. Onun zararından kurtulursun, zulmetmekten de kurtulursun. Neyle? Hasmini mağlup etmek. Hasmini mağlup edebilmen için ortada bir kusur var. Diyeceğiz ki, hepimiz de dahiliz de bunu ben okuyorum diye ben de sahibi değilim ki. Bir, ortadaki bir kusurun pat diye gökten gelmedi. Arabistan'da mesela trafik kazasında bunu kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar biliyor musun? Trafik kazası oldu mu? Arabayı vurdum. %100 haklısın. Duran araba ya. Arabistan felsefesi şöyle diyor. Sen oraya araba durmasaydı bu gelip vurmayacaktı. Senin varlığın bir kere suçludur. Var olman. Yani mesela oradan geçmeseydin. Şöyle kırmızı ışıkta durdun. Yeşilde ne yaptın? Geçiyorsun. Adam kırmızıda durmadı, geldi vurdu ama senin hakkın. Bak araba gidiyor, sen yeşildesin. Bu adam kırmızıda. Polis diyor ki, sen diyor burada olmamış olsaydı, bu hatası olsa bile hiçbir arabaya vurmayacaktı. Vurduğuna göre sen buradasın. Ama kırmızı, kırmızı değil. Varlığın yetiyor suçlu olmak için. Bir, %1 var olman. Orada olman yetiyor. Anladınız mı? Şimdi ortada bir suç mu var, kusur mu var? Var. O kendi başına gökten gelmemiş. İki, kaderin bir hissesi var. Üç, onun nefsinin ve şeytanın mağlup etmiş onu. Dört, senin şeyin var, kusurun var. Tamam. Bu kusurdan dört tane sebeple çıkarttıktan sonra altta ne kaldı ki? Az bir şey kaldı. Bu sonra diyor baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek. En çabuk ve en kesin hasmını mağlup edecek af ve safa ile uluv-u cenablıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Burada da dört tane. Aç, fark, naks, dört. Bu da dört tane misal. Burada, çok güzel. Dört. Dörde dört. Allah Allah. Fesbah. Diyor ki, devam ediyorum. Yoksa sarhoş ve divanı olan ve şişeleri buz parçalarını elmas fiyatıyla alan ceverci bir Yahudi gibi. Yahudi divanı olmuş da kafayı oynatmış. Ceverciymiş. Sonra oynatınca kafayı cam parçalarını elmas diye alıyormuş. Çocuklar kandırıyormuş. Parlıyor ya. Ama divanı olmuş. Yoksa sarhoş ve divanı olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan ceverci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, emniyetsiz umuru dünyeviyeye güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şiddet bir hırs ile ve daimi bir kin ile sanki bu dünya sabit olacak, ebedi kalacak
sanki bu haklı olman hep haklılığını taşıyacak gibi şiddet bir hırs ile, daimi bir kin ile, mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek, sigay-i mübalağa ile zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. 267. Eğer desen, ihtiyar benim elimde değil, fıtratımda adavet var, şimdi çareyi, bu tahlildi. Çareyi söylüyor, ya doğru diyorsun, hepsi makbul, aynen kabul. Fakat ihtiyar benim elimde değil, fıtratımda adavet var. Hem damarıma da dokundurmuşlar ha, vazda geçemiyor. Fıtratımda böyle bir şey var, bir. Bak suçu kabul ediyor. İhtiyar benim elimde değil. Tamam, bu bir. İki, vallahi benim ne suçum var? Allah adaveti fıtratıma koymuş. İki, hem de damarıma da dokunmuşlar. Dört, vazgeçemiyor. Ne yapayım? Cevap, suyu hulk, kötü ahlak eseri ve fena haslet eseri gösterilmese, fiile dökmesen içindeki kini, onu kestiğin falan, nüfret ettiğin, başın devrilsin. İçindekileri göstermesen, fiile dökmesen ki hadiste var böyle. Allah Resulüne soruyorlar, ya Resulallah, içimizden geçen kötü düşüncelerde mesul muyuz? İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Cihat budur. Suyu hulk ve fena haslet eseri gösterilmese, eyleme dönüştürmesen içini ve gıybet gibi şeylerle muktezasıyla amel edilmezse, kusurunu da anlasa zarar vermez içindeki kusur, o nefret gayz. Zararı yok. Tam tersine seni olgunlaştırır. Çünkü içerideki alev çekirdeği ağaç yapar. Madem ihtiyar senin elinde değil, vazgeçemiyorsun, senin manevi bir nedamet, gizli bir tövbe ve zimni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen. Tövbe enfusidir, hamd gibi, kusurunu bilmen. İstiğfar ise gözüken günahlara yapılandır. Yani istiğfarı dün biraz önce okuduk. Hamdi okuduk. Fahr, şükür. Fahr yerine şükredeceğiz. Temeddüh yerine hamd edeceğiz. Tamam. Burada da böyle. Bu tabi ruhsat tarafı demek. Kemalin ne yapmak lazım? Hiç bu tür duygularını dahi bastırmak gerekiyor. Yani Mehmet'im şu. Yani. Evet doğru ama Mehmet'im şu. İnsan fıtratında bu yoğrulmuş. Adavet var. Madem adavet yapmayacaktım, Allah niye adavet duygusunu vermiş? Hani hata şurada, yönünü değiştiremiyoruz. Mesela barajın suyunu fayda olsun diye toplanmış. Sen önünü bir anda açarsan, karı ve zararı yapmadan tarlaya verirsen, tarlayı silip süpürür. Adavet duygusunu vermiş, kafire, Allah düşmanlarına, zındıklara, namus düşmanlarına yapasın diye. Eğer adaveti vermese Allah, namusunu koruyamazsın, dinini koruyamazsın, vatanını koruyamazsın. Ama gidiyorsun o adavet duygusunu Müslümana kullanıyorsun. Orada sıkıntı işte. Hedefini şaşırmış. Burada hedefini gösteriyor. Adavet bir kere, adavet böyle çağırıp şey yapmak eylemseldir, o değil o. Adavet içerideki kontrolsüz bir enerjidir. Şöyle diyeyim. Dünyada magma tabakası var değil mi? 200 bin santigrat derecede. 200 bin küsür. Orada nükleer santraldan daha acayip. Ateş var. Fakat maden oldukları için nur yok orada. Maden erimesi var. Sonra volkanla çıkarken hava ile temas ediyor. Oksijenle tanışıyor. O madenlerin içindeki ateş kırmızıya dönüşüyor oksijenle. Renk. Güneş görüyor.
Güneş görmediği bir şey, her şey siyah gibidir. Ademdir. Aynı bunun gibi içeride bir kor gibi var. Peki mama, dünyanın merkezinde mama olmasa şu bitkiler nereden büyüyecek? Zannediyor musunuz ki bitkileri ağaç yapan güneştir? Bu ağaçları, buraları büyüten güneştir de toprağa imbisat ettiren güneş değildir. Güneş de giriyor. Mama tabakasını dünyanın, bir şey anlatacağım. Dünyanın merkezindeki o ısıyı kaldırırsanız toprak tabakası ve aşağı doğru hepsi buz olmaz mıydı? O sıcaklık katmanlara göre sirayet ederek hayatiyete sebebiyet olmuş. Ha, adavet de bir ateştir. O ulvi duygularımızın yanmasına, ulvi duygularımızın çekirdeklerin uyanmasına malzemedir. Yanman lazım. Yandım, piştim, kül oldum var ya. Diyor ki, madem ihtiyar senin elinde değil, vazgeçemiyorsun. Senin manevi bir nedamet, gizli bir tövbe, tövbe gizlidir. İstiğfar aşikardır. Zimni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve manevi bir nedamet, gizli bir tövbe ve zimni bir istiğfar, yani fark etmek hükmünde olan istiğfar daha çok akli şeylerde kullanılıyor. Kusurunu bilmen, istiğfarda kusurunu bilmen var, akıl. Manevi bir nedamet, gizli bir tövbe, ruhanidir, tövbedir bu. Ve o haslete, o haslette haksız olduğunu anlaman, onun şerrinden seni kurtarır. Zaten bu mektubun bu mefasını yazdık. Ta bu manevi istiğfarı temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin. Hakla hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. İstiğfar aklidir. Tövbe kalbidir. Kusurunu bilince aşeyden... Bilmek, istiğfar ediyor. O zaman vücut alemine gidiyor. Yani cehennem oluyor. Ama şey yapmazsan Adem'e düşüyor abi. Evet, Adem'e düşüyor. Tövbe. İçten. Evet. O zaman dünyanın da maması Adem'e midir abi? Yani dünyanın mamadı diyebiliriz yani. Her şeyi yok ediyor, bitiriyor. Yani kusurunu bilirsen istiğfar edersin. Cehennem bir şey. Yani bilmek istiğfardır. Ama tövbe ise manevi bir nedamet, kalbidir. Manevi bir nedamet. Yani istiğfarda adalet vardır. Tövbe de öyle değil. Haklısın ama şöyle düşünürsün. Haklıyım ama bu zalimi bana niye musallat etti? Haklı olduğun mevzuya bile şöyle diyorsun. Estağfurullah. İstiğfar aklidir ve şeridir. Şeriata göredir. Tövbede manevi bir nedamet var. Haklı dahi olsan kaderi görmektir tövbede. Biri cennet, biri rıza ilahi bulur. Yani mesela Adem Aleyhisselam hatasını gördü mü? Anladı, idrak etti mi? Nedamet etti mi? Ne yaptı cennetten kovulduğu zaman Adem Aleyhisselam? Tövbe ve istiğfar etti. Şeytan ne yaptı? O cennetten indirilince Darüsselam'da. Cennet 8 tabakadır. Genelde değildi. Darüsselam'daydı bu adam. O zaman şer değildi. Darüsselam'daydı. Dünyaya benzer bu Darüsselam. İndirildi. Şeytan ne yaptı? Elini kaldırdı o da. Dedi ki beni sen azdırdın. Ve ölümden korktu. Ömrünün kısa olmasından korkup Ya Rabbi dedi bana kıyamete kadar ömür ver. Yani hayırlı hayırsız demiyor. Uzun ömür istemek şeytandandır. Hayli ömür ve istiğfar ve tövbe etmek, kusurunu görmek Adem'dendir. Mektubat 320. İkinci şahsiyet. Nereden okuyacağız onu? Ubudiyet vaktinde
dergâh-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki, görüyor musunuz bak? Ayrı ayrı şahsiyetler var insanda. Bak, ubudiyet vaktinde namaz değil ha ubudiyet. Ubudiyetin namazı da var. Kul olduğunu, mahluk olduğunu ve ibadet ettin. İbadet ise eylemdir. Ubudiyet ise eylemi de olan içinde insanın mahlukiyeti var. Ubudiyet vaktinde dergâh-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek. Neymiş? Manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek. Bir daha söylüyorum. Manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fahr ve atsini anlamak, tezellül ile dergâh-ı ilahiye iltica etmek noktalarından geliyor ki o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni metü sena etse beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Kusuru bak görünce bak ne oluyormuş. Ortadan alıyorum. Büyük evliyayı, hataya bak hataya. Ortadan alıyorum arkadaşlar. Mektubat 447. Büyük evliyayı kendi gibi telakki eder. Haklarında hüsnü zanı kırılır. Zira nefis ne kadar mağrur da olsa kendisi kendi kusurunu derk eder. O büyükleri de kendine kıyas edip kusurlu tevehüm eder. Hatta enbiyalar hakkında da hürmeti noksanlaşır. Çok acayip. İnsan şeytanın 72 tane 52 tane sıfatı var. Tevhidin 52 şeyi var. Peygamberimizin 52 ismi var olduğu gibi. 52 tane sıfatı var. Şeytanın ismi neydi? Azazil. Şeytan, hennas gibi sıfatlarıdır. Şimdi bir şey anlatacağım. Bu 52 sıfat 4'e indirgenmiş. 4'e kulu aslanmış. Aslında 7 de mubikat-i seba. 1. Ben merkezde olur. Pergeli kendisine koyar. Kendi alemine göre herkesi düşünür. Bu şeytandandır. 2. Enaniyet gurur kibir yapar. 3. Haset yapar. 4. Neydi? Bir daha yapayım. Kıskanlık. Haset yapar dedik. Bak. Ha enaniyet bak. Ben merkezde olur. Gurur kibir yapar. Haset yapar ve enaniyet şey olur. Ya haset, yeis. Yeis olur, ümitsiz. Buradaki şu, kendini esas yapar, merkez pergeli koyar. Kendi alemini ölçü yapar. Evliyayı, peygamberi, bütün o insanları, seni, beni de kendisi gibi düşünür. Örneğin, misal, kendi zaafı ve tiryaki olduğu, kurtulamadığı fiilleri genelleyerek, herkeste var zannederek teselli bulmak ister. Der ki, ben sigaradan kurtulamıyorum. Kurtulmak mümkün değil, diyor adam. Dolayısıyla Hasan kardeş de sigara içiyor. Kokmuyor. Parfüm kullanıyor. Gözükmüyor. Gizli içiyor. Ne yaptı bu? Genelledi. Bak ne yaptı diyor ki o büyük evliyayı kendisi gibi telakki eder. Haklarında hüsnü zanı kırılır. Bende bir zaaf var mı Harun? Var. Kurtulamıyor muyum? Kurtulamıyor. Bu sefer der ki ben bu kadar uğraştım kurtulamadığıma göre herkeste bu var. Bu geneldir ve umumidir. Bu kaçınılmazdır.
zanneder. Böylelikle peygambere de üstü zanı kırılır. Zira nefis ne kadar mağrur da olsa kendi kusurunu derk eder, o büyükleri de kendisine kıyas eder, kusurlu tevhem eder, hatta enbiyalar hakkında da hürmeti noksanlaşır. Kıyası bir nefs yapar. Unutmayın. Kıyası bir nefs yapar. Kendisi gibi düşünür hepsini. Bu ne kadar korkunç bir şey ya. Çok üzerine durduma veya duymaya çalışıyorum. Çok korkunç bir şey arkadaşlar ya. İşte bu hale giriftar olanlar ne yapacaklar? Mizanı şeriatı elde tutmak, edile-i şeriyi elde tutmak ve usulü din ulemasının dusturlarının kendine ölçü ihtiyaz etmek ve İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani gibi muhakkikini evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir kurtulman için. Ve daima nefsini itham etmektir. Ve kusurdan, aç ve farktan başka nefsin eline vermemektir. Nefsin eline kusur, aç, farktan başka bir şey vermemektir. Bu meşrepteki şatahat, hubbu nefisten neşet ediyor. Nefsini muhabbet etmekten geliyor. Çünkü muhabbet gözü kusur görmez. Kusuru görmez. Muhabbet gözü kusuru görmez. Nefsine muhabbet için o kusurlu ve liyakatsız bir can parçası gibi nefsini bir pırlanta, bir elmas zanneder. Bu nevi içindeki en tehlikeli bir hata şudur ki, kalbine ilham ile ilhami bir tarzda gelen cüz'i manaları kelamullah tahvil edip ayet tabir etmeleridir. Ayet gibi kullanırlar. Yani ne demek ayet gibi kullanır? Senin hakkındaki bir tespiti aitmiş gibi amel eder. Peki burada duralım. Burada duralım. Ezmeyelim herhalde. Yarın da devam ederiz. Kusurunu bilmek. Ve ahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavatı. Birbiriyle hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Aç, fark, noksan, kusuru bilmek. Sen noksanla kusur biraz benziyor gibi ama alakası yok. Yani nasıl ayırt ederiz? Mesela ruhun kaç hassası vardı? Dipten çıkalım. Dört tane. Zihayattır, zişurdur, kanunen, vücudu harici. Edile-i Şerif kaçtır? 4. Kaç ululaz peygamber var? 4. 4 kitap var. 4 melek var. 5 mi 4? Yani 4 kitap olarak 5 kabul ediliyor ama taklit onu çoğulama kitap değil. 4 tane. Onu esas alırlar. Ondan sonra 5 tane değil, kitabı olmayanı alırlar mesela. Davud'u almazlar kitap olduğu halde. Ondan sonra Nuh'u alırlar. Ulularız peygamber yaptı mı? Ondan sonra vicdanın 4 hassası var. İmani billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzetü rühaniye. Bunlar hep aç, fark, noksan, kusurun açılımları veya dişe vuruşları. Mesela bunu daha iyi anlaman için şöyle diyeyim. Ats ait herhalde 3-4 ders var bizde. Acizlik nedir? Fakir nedir? Noksan ve kusur. İşte kusuru herhalde fazla yapmamışız. Yani kusuru bu anlamak yoksa bu kusuru tanımlama değil. Yani batın kusuru yok bir dersimizde. Kusurun divandaki karşılığı, kusurun batındaki karşılığı, kusurun eylemdeki karşılığı,
Üç mü? Kusurun huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Dört isimdeki tanımlaması. Dört. Onu yapmak mümkün değil yani bu ortamda. Biz burada kusur nedir yani? Ne olur, nasıl işliyor? İşlevi nedir? Hiçliğin içi oluyor değil mi abi aslında? Hiçliğini bilmenin bir tane sebebidir. Az, fakr, noksan, kusurunu bilme. Bu torbasında bir şey bırakmamak. Yani terk edecek bir şey olmama hali gelmek. Onu tek tek okuyarak Abdülkadir bilinir. Ama şey değil, bu nasıl olur? Bir de bazıları var Abdülkadir böyle hissedersin ama ifade edemezsin. İfade etsen insanlar anlamaz. Anlasa bir sürü sorular gelir, itikada dokunur. Şey itikat diyorum, kadere dokunur. İnsanı örten dört tane battaniye, korkunç. Peki daha başka anlamayı yolu nedir? Zıtlarını düşünerek. Fakrın karşısında ne vardı? Gına vardı. Atsın karşısına? Kudret. Peki, at. Fakr dedik. Zaf mı? İşte noksan ve kusur. Noksan. Acizlik? Kudret. Yani. Acizlik, kudret. Kudret bak neymiş? Demek Allah'ın sıbıtı sıfatı. Sonra ne geliyor? Acizlik, fakirlik. Gına. Fakirlik, gına. Sonra noksan. Noksan. Nereye bakıyor? Kemal, herhalde kemale bakıyor. Kemalini, kemasi. Kemaline. Kemal. Sonra kusur. Neresine bakıyor? Dört tane esma vardı orada. Bir tane esma var. En azından esma yoluyla. Yani mesela diyelim ki bazen şöyle giderseniz diye şey yapıyorum ben yöntem. Bir şey nedir diye soru sormak onu bir şekilde anlarsın. Başka bir anlama yöntemi de şudur. Ne değildir? Veya uygulayalım. Kusurun dimağda nasıl olur? Bilmek. Kusurunu bilmek. Bilmemek. Kusurunu bilmemek. Bilmemek diyor, ilim diyor bak akıl. Kusurunu bilmemek, o kusurdan daha büyük kusurdur. Kalben kusuracağım. Onun için dört tane esmayı karşısına koymuş. Aynı darlık olsun diye. Nasıl ki diyor gece zulmeti, tamam mı? Gece zulümatı nuru gösteriyor. İnsanın zaafı, atsi, fakrı, fakr yani ats, naks kusur. Yani dört. Ats, fakr, noksan, kusur. Dört tane. Fakr yok. Abdülkadir. Bak. Ats, zaf, noksan, kusur. Zaafın karşısında ne var? Kudret var. Acizliğin karşısında kuvvet var. Naksın karşısında gına var. Kusurun karşısında ne var biliyor musun? Tesbih var. Ubudiyet var. Tesbih etmektir. Onu şeyde okuduk. Ubudiyetin asasında okuduk. Kusurunu bilme nispetinde insan ne yapar? Tesbih eder. Tamam mı? O var. Biraz önce okuduk onu. Mesela kusur geçen yerle ayna darlık falan. O zaman ubudiyetin hassası. Ubudiyetin hassasını okumuştuk. Ubudiyetin hassası nedir? Evet bakın gel. Bak ibadeti manası dergah ile de abd kendi kusurunu atsının farkını görüp kemal ubudiyetin ve kudret-i samiyeden rahmet-i ilahinin önünde hayret ve muhabbeti. Yani bu kusurda da şey var. Rububiyetin farkı var. Ki o zaman ubudiyet oluyor. Kusurla rububiyeti anlıyor, rububiyetle de ubudiyet oluyor. Kainatlar kusur yok. Kusurunla anlıyorsun.
Yani bu kadar işler için hiç kusur yok. Ben 3 tane iş yapıyorum. 1 saat konuşuyorum, 10 tane iş yapıyorum. Hata yaptım mesela. Kusurla rububiyet ilahiyeyi. Ama şöyle diyebilir miyiz abi? Yani kusur bir eylemden ortaya çıkıyor. Yani eylemden ortaya değil de eylem bizimkileri oynatıyor, hatırlatıyor. İşte yaptığımız zaman anlıyoruz. Yani kusur var bizde. Neyle anlayacaksın? Yapınca, yapamayınca. Yapamayınca. Yani orta birisi tanımlayınca. Bir de yapamayınca da olmuyor. Mesela diyelim hiçbir insan yok, tek dünyadasın. Kusurlu olduğunu da bilemezsin. Yani kamil bir insan olması lazım. Peygamberlik de bilinir bu. Aynada ayna oluyor sana. Mesela kainatta kusursuz şey var mı? İcraat, fercil, basar, eltenamin, futur. Bir bak bakalım yedi kusur eksik görmedik. O zaman kemal-i rububiyetini görüyorsun. Kemal-i rububiyetine karşı ubudiyetini takınıyorsun. Veya bu yöntemi yapamazsan peygamberle oluyor. İnsan kusurunu peygamber aynasında görüyor. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Peygamber olmasa kusurunu bilemez. Diğerini yapabilirsin. Mesela acizim, ben çiçeği yapamıyorum. Ama yapılıyor. Demek ki bir güç var. Ben elimde hiçbir şey gelmiyor. Bir şey yapamam. Fakirim. Acizim yani. Mikroba şey değilim. Benim dışımda. Ama ahlakı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak böyle tefekkürle, tespitle, zıt zıtıyla olmuyor. Ancak peygamberliğin vücuduyla olur. Bunu nasıl oturtacağız abi alemimize? Alemimde sünnet-i seniyeyle oturacak o. Yani onunla oturuyor. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak sünnet-i seniyeyle oturur. Yani odur yani mesela kusurunu. Kusurunu bir şeyde göreceksin. Bir kamil insanda göreceksin. Kamil'de göremiyorsan kemalatı, rububiyeti göreceksin kainattaki. Kainattaki rububiyeti, insandaki temessülatı, peygamber. Ya peygamberde ya kainatta. İkisini cem etmek. Nurun ala nur olur. Yani dolayısıyla peygambere niye itaat ediyorsun? Çünkü ben daha kusurluyum. Noksan var. Kusurluyum ben. Neyle anlıyorsun? Baksana şuna. O da insan. Demek ki 3 tane esmayı kullandı burada. 4.'sünü saltanatın rububiyeti, onun timsali sureti peygamber, onun bize aktif ettiği ona karşı aynadarlık ubudiyet, o da kusur. Kusurunu bilen ubudiyeti takınır. Ubudiyeti de peygambere benzer. Peygamberin de bu ubudiyeti niçin mahluk olduğunu, niye? Saltanatı görüyorsun. Kusur bu silsileyi aktif ediyor. Ama kusur arkadaşlar aklidir. Kusurunu bilmek aklidir. Kalbi olan şey ne oluyor kusur? Ubudiyeti takınma ihtiyacı bundan oluyor. Fiile döküldüğü zaman. Yani dökülmeden. O fiiliyata dökülürse ibadet olur. Kalpteki karşılığı ubudiyet olur. Akıldaki karşılığı kusurdur. Fiile dökülen zaten şey ibadettir o istiğfar. Ya fiilde olanın zaten enfüste olmaz mı? Enfüste olur ama ta kendisi değil ki. Mesela diyelim ki adam namaz kılıyor. Münafık ama içinde namaz yok. Her fiilde olan kalpte yok ki. Ama kalpte olan her şey fiilde vardır. Mesela münafın namazı var ama kalbinde yoktur. Ama Müslümanın namazı dışarı vurmuştur. Mesela münafın namaz kılsa bile yüzünde nuraniyet olmaz. Gece adam kalkar nuraniyet olur namaz kıldığı için. Gece kalkar fabrikada işçilik yapar nuraniyet olmaz. Gece adamlar çalışmıyor mu fabrikada? Nurani değiller, tam tersine siyahlaşıyorlar. Gece ubudiyetle geçenlerin simaları nurani değil midir? Peki o zaman ne demektir biliyor musun Mehmet? Namazın Allah tarafından kabullenişin, Allah tarafından onaylandığının sikke ve mühürü, hatemi nuraniyet olmasıdır. Sima.
Simahum fi vücumin eseri sucud. Elsinetikum elvanikum. Lisanlar ve simalar. Sima ile sesi eş yapıyor ayette. Bu noktadan bakın bakalım. Alim gibi gözükenler simalarına bakın. Normal bir Müslümanın nuraniyeti bile yok. Efendim hastalıktan nispet ederler. Ne hastası? Hasta olunca daha masum olur. Bir insan hasta ise bir de ubudiyet yapıyorsa, samim ise nurunu alan nur olur. Hasta insan gördük abi. Yok, hasta insan daha nurani olur. Nurani olur. Şeytaniyet yok ki. Nurani olur. Yani şeydir. Peki. Tekrar edelim.